Evet hocam, Bandırma Spor'un bir karşılaşmasını daha geride bıraktık. 4-0'lık bir Urfa galibiyeti var. Yorum alalım. Vallahi çok sevinçliyiz. Bu maç 1-0 olsun bizim olsun diye sahaya çıkmıştık. Çok kritik bir dönemden geçiyordu Bandırma Spor. Hocasını değiştirmişti. Geçen hafta Balıkesir Spor şokunun etkisi vardı. Büyük bir başarı. Yani aşırı sevinçliyim. Kırılma, hani belki de Bandırma Spor'un ligde kaderini belirleyecek bir karşılaşmaydı. Çok iyi döndü Bandırma Spor. Kendine geldi. Moral kazandı. Urfa yabana atılacak bir takım değil. Tabii Bandırma rüzgarını görünce şaşırdılar. Bakıyorum Okan kalede büyüdü. Maçı 90 dakika yaşadı. Kritik noktalarda çok dikkatliydi. Ömer kötü başladı, iyi tamamladı diyeyim. Ömer Balıkesir maçında çok kötüydü. O moralsizlikle maça başladı. Fakat yine çalıştı, Yiğit'le ikili olmaya çalıştı, öyle diyeyim. Birinler gelince defansa bir güvence geldi. İşte geçen hafta Balıkesir'de biliyorsun Emre Bilal oynamıştık. Birinler güç kattı defansımıza. Emre bedava kart görmediği dakikalarda tecrübesiyle ayakta kalmaya çalıştı. Bu Emre'ye dikkat diyorum. Yusuf Hoca için Fofana burayı zorlayabilir. Mali milli takımda biliyorsun. Gökhan görevini yaptı, iyi niyetliydi. Orta sahada David, haftalardır seyretmediğimiz gizli kahraman David yine görevini yaptı. Özellikle maçın berabere gittiği anlarda bir iki etkili pozisyonu vardı. Maçın kırılma noktasını Yusuf Hoca Kıvancı olarak oyunun dışına alarak yaptı. 30. dakikada Kıvancı kenara aldı, Doğan'ı oyuna soktu. İşte maçı ateşleyen adam Doğan'dı. Maçı Bandırma Spor'a getiren adam Doğan'dı ve Yusuf Hoca'nın bu hamlesiydi. Yiğit'e de 60 dakika dayanabildi. Yiğit de yine aynı şekilde sahada gezinince Yiğit'i aldı, sert açı koydu. Urfa'nın üzerimize geleceğini biliyordu Yusuf Hoca. İyi kontrataklarla oyuna çıkmaya başladık. Fark da böyle geldi. Ferhat'ın yani patlayıcı futbolcu nedir? Bu adamı Feyyaz Hoca yedek bırakır zaman zaman. İkinci golü penaltıyı getirerek Bandırma Spor'a rahatlatan isim oldu. Ferhat'ın vazgeçilmez bir kanat adamı diyorum. Atalay bitirici özelliğini yaptı. Hem asist hem golde Atalay vardı. Bandırma Spor Yusuf Hoca ile birlikte ideal 11'ini bulmaya başladı bu takıma daha. İşte Emre'nin yerine Fofana'yı görecektir. İşte Droppo var. Orta sahaya Droppo güç katacaktır. Marumo gizli kahraman. İşte Atalay'ın gelmesi, Ferodo'nun banko başlaması. Doğan da bu takımda banko başlayacaktır önümüzdeki haftalar. Ben öyle tahmin ediyorum. Bandırma Spor'u ben yürekten tebrik ediyorum. Çok iyi bir dönüş yaptı. Yusuf Hoca zaten orta saha oyuncusudur. Zamanla Bandırma Spor'u daha iyi tanıyacaktır. Bu anlayışta biz çok önümüzdeki hafta zor bir deplasmana gideceğiz ama ben zor Manisa deplasmanında bu Bandırma Spor'a güveniyorum. Bu Bandırma Spor karşısında da Urfa Spor'un geçen hafta Göztepe elinden kaçıran Urfa Spor'un da yapacağı fazla bir şey yoktu. Alkışlarım Bandırma Spor'a.